Şimdi bizim hocam çocukluğumuzda var yoktu. Yok vardı. Ne istersek yok. Zaten kıtlık döneminde ben 62 doğumluyum. Kıtlık döneminde büyümüş anamız babamız. Biz de onların kıtlıklarının yaşadıkları döneme denk geldik. Ne istersek yok, ne istersek yok. Pantolon al diyorum mesela, yok diyor. Oyuncak al, kendin yap diyor. Ben çamurdan hep oyuncaklarımı yaptım. Babamın şu cebini, şu cebi var ya bak şu cebi. Çıkardım, bunu kestim. İçine yün doldurup ağzını dikip top yaptım. Bununla oynadım ben. Kız kardeşim bebeklerini kendi dikti. Onun için bir şeyin kıymetini bilmek bizim neslimizde var. Bir gün babam dedi ki size pantolon getireyim. Biz üç kardeş köyün dışına çıktık. Elimizi böyle çenemize dayadık. Hayal kuruyoruz. Kardeşim şöyle yaptı. Senin pantolonun ne renk olur? Şimdi Tuğba elektrik yok. Televizyon yok köyde. Dünyayı tanımıyoruz. Dedim siyah. Keşke benimki mavi olsa. Niye dedim. Siz çiçekli donlu okula gidiyorsunuz ya. Ben pantolonla gideceğim diye hava. Neyse minibüs göründü. Bir toz kalkıyor. Bizim yani ümidimiz o. Beklentimiz pantolon gelecek. Paketleri açıyor babam. Bana bir kara pantolon, kardeşime dair. O hevesle bekleyen, bize hava atacak olan 6 yaşındaki Rafet paketleri karıştırdı, açtı, baktı. Yok. Babama döndü umutla böyle yaptı. Hani bana? Pantolon. Evet. Babam dedi oğlum bir daha gidişte alacağım sana. Ama ben de bekliyordum dedi. Kardeşim ağlaya ağlaya çıktı. Babamın gözlerinden yaş süzüldü. Yaşlı bir amca yeni aldığı traktörle bizim kapının önünden geçerken kardeşim görmüyor. Kardeşim traktörün altında kaldı ve öldü o gün. Babam hani sevgiyi alamadığı için bize vermeyi bilemedi. Seviyordu gösteremiyordu. Bizi kucaklayamadı. Bağrına basamadı. Ayıp karşıladı. Sevgili seyirciler. Sevginizi gösterin sevdiklerinize. Ama o gün ne oldu Tuğba? Cenaze yıkandı. Babam böyle kefene koyarlarken ilk defa ben alacağım dedi. Hocam kardeşimi aldı. Feryadını hiç unutmuyorum. Rafet ben seni mezara değil pazara götürüp pantolon alacaktım oğlum dedi. Kalk seninle pazara gidelim. Ve ağlaya ağlaya gittim. Bizim o sevgiyi duymak için çok beklediğimiz ama duymadığımız bir ortamda babam kardeşimin duymayacağı bir zamanda bağırarak feryat ediyor.